Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Ya biz yepyeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Ya biz seni konseptlerin ikinci bölümüyle karşınızdayım hemşerim. Peki bu ya biz seni konseptlerde ne mi yapacağız? Neyse daha fazla bahsedeyim. Ben bunları aslında yazmıştım. Böyle kağıt kağıt yazmıştım. Hatta benim hayalimde krallığın formülünde bahsetmiştim bu serimizden. Daha doğrusu bahsetmiştim değil de yani yazmıştım işte böyle kağıt kağıt yazmıştım. Fakat onlar devam ettirecektim yazmıştım fakat kayboldu. Şu an son sayfa olarak yazdığım bir final sahnesi vardı. Bunu aslında normalde o videolardan en son olarak çekecektim. Ama neyse nasip böyleymiş. Böyle çekelim artık, okuyalım. Böyle kağıt boyu yazdım. Hayalim inşallah yazar olmak ve başka hayallerim de var tabii. Yazar olmakta da kalmıyor. Başka hayallerim de var tabii ki. YouTuber'lık olsun, bilgisayar mühendisi olsun gibisinden bir sürü hayallerim. İnşallah herkesin hayalleri hayırlısıyla kabul olur inşallah. Allah hayal ettirmeyeceği hayali gerçekleştirmezmiş mine diye Hazreti Osman'ın bir sözü var. İnşallah hayallerimiz gerçek olur. Hadi bakalım başlayalım. Yes. Pişmanlıklar keder boyu. Bunu son antrenman diye yazmıştım. Diğer kitaplarım için de bir antrenman aşaması olsun diye. Onlara geçiş yapayım. Onlar da artık yazmaya başlayayım diye. İnşallah 4 tane kitap çıkartmayı düşünüyorum. Bu süreç içerisinde inşallah da çıkartırım. Artık başlayalım ya. Çok uzattık ya. Artık okuyorum. Yazdığım pişmanlıklar keder boyu. Hayat su gibidir. Ancak yudumlayamadan geçer. Dünya artık hızlı dönüyordu. Eskisinden hızlı. Dünden bugünden çok az da olsa hızlı dönüyor. Ancak bizler zamanın çabuk geçtiğini bilsek de akıp geçen zamanın farkında bile olamıyoruz. Pişman oluyoruz. Pişmaniye yiyoruz. Hava her ne kadar sıcak ve soğuk olsa da aklımızı enteresan düşüncelerden esirgemesek de diyoruz ki pişmanlıklar diz boyu. Belki pişmaniyenin tuzunu biraz fazla kaçırdık ama bilemedik ki kedersiz dünyanın papucunu bile bırakmadığını dünyada. Ayağımıza giydiğimiz saksofonlu çorapların bile kafamızda soru işareti oluşturup pişman olmamızı sağladığını, pişmanlığın kişiye gelir getirdiğini de bilemedik maalesef. Her şerde vardır bir hayır dedik de akıp geçmekte olan zamanla biz de akmaya pişman olmaya devam ettik. Pişman olduk, belki geç kaldık, belki yanlış yaptık, belki hayatta kaldık. Düşünür etrafa bakarız da dünya yine dünya. Ancak biz değişircesine dünyanın değişmediğini fark etmedik. Kederlendik. Kederler diz boyu olunca pişman olmadık. Pişmanlıklar keder boyu oldu. Alkışlıyoruz. Hep birlikte alkışlıyoruz. Ne bileyim bir şeyler yazdık işte. Sana bunun gibi hatta bundan da daha güzel şeyler falan yazmıştım. Fakat onlar kaybolmuş. Nereye kaybolduysa zaten böyle güzel şeyler kayboluyor. Neyse yapacak bir şey yok. Olan ölmüşe çare yok. İnşallah bulunur. Bulunursa onları da okumaya çalışırım. Belki okurum. Neyse daha fazla daha yeni daha güzel. Ya biz senin video istiyorsanız bugünün videomuz kısa olmuştu. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Bye bye.